Merhaba sevgili seyirciler. Kutsal Kitaptaki Kadınlar adlı programa hoş geldiniz. Sizlerle bugün araştıracağımız, konuşacağımız konu Debora. Evet, bizimle birlikte bu konuyu sohbetimiz edecek arkadaşımız misafir Tamer Beyler. Merhabalar, hoş geldiniz Tamer Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün aslında geçmiş olacağız, ilk kadınımıza bakmış olacağız. İsim olarak kutsal kitapta Debora ismiyle bir kadınımız. Onu baktığımız zaman kutsal kitapta şunu görmekteyiz ki Debora İbranici'den gelen bir kelimedir ve anlamı da arı. Arı deyince bal aklımıza geliyor. Evet, yani arı çalışkan. Bir kadınmış aslında kutsal kitapta öyle açıklanıyor onun hakkında. Tanah'a göre İsrail krallığında önceki hakimler döneminde yaşamış dördüncü hakim tek kadın hakimden bahsetmektedir. Ve Yahuda'daki kadın peygamber bir kadın önümüze çıkmaktadır. Hikayesini bulmaktayız Hakimler kitabında. Ve dördüncü ve beşinci kitabında görmekteyiz. Beşincideki bölümde aslında hikayesi daha çok şiirsel bir metinle bize yazılmıştır. Ve genelde Debora'nın şarkısı ya da ezgisini söylemektedir olarak adlandırılıyor. Milattan önce 8. yüzyılda yazılmış bu şiir. Yaklaşık bu tarihte ve Tanaha'nın en eski pasajlarından olup İbranice şiirlerin ilk örneklerindendir bizim günümüzde kalan bir yazılı olan bir esermizdir. Peki Debora deyince kutsal kitaptan cesaret, güçlü bir liderlik, peygamberlik aklımıza geliyor. Evet. Günümüzdeki bayanlar, örnek veriyorum, cesaret örneği gösterebilirler mi? O tarz olaylar hiç duyuyor muyuz? Değil mi? Evet. Günümüzdeki bayanlar çok tehlikeli işlerde yer alabiliyorlar. Hatta bazıları büyük devletlerin başlarına bile geçip devletleri yönetiyorlar. Evet. Hatta biliyoruz ki Türkiye'de ülkemizde başbakanımız vardı bayan. Bakanlarımız var bayan. Dolayısıyla onlar gerçekten çok sorumluluk isteyen meslekleri, işleri yapabiliyorlar. Kutsal kitapta da çok büyük bir sorumluluk isteyen bir olayda bir bayanın ismi, Debora isminde o bayan, Yüce Allah tarafından verilmiş bir görevle karşımıza çıkıyor. Evet. Dolayısıyla biliyoruz ki demek ki bayanlar hem Allah tarafından hem toplum tarafından takdirle karşılanıyor ve büyük görevler onlara verilebiliyor. Debora'ya gelince bir taraftan ismi meşale, ışık. Meşale kelimesiyle bir çağrışım yapılıyor. Diğer taraftan da siz de söylediğiniz gibi arı kelimesiyle, arı gibi çalışkan var bir deyimi hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla kendisi, bir de kendisi bekar da değil, evli. Evet. Kendisi Lapidot'la evli ve ahiretten de bununla da kalmıyor. Biraz tarihi bilgi verelim. Çok da fazla tarihi bilgi elimizde yok Debora ile ilgili. Ama şunu biliyoruz. Musa peygamberden sonra
Ve Davut peygamberden önceki zaman diliminde Allah'ın halkı o zaman hangi yönetim sistemiyle yönetiliyordu? Krallar mı vardı? Hayır. Hayır. Hakimler vardı. Evet. Değil mi? Evet. Hakimler ne demek? Bu ne diyebiliriz? Hakimler deyince aklımıza ne geliyor? Yani günümüzde bir problemi olan insanın gelip adaletli bir şekilde buna bir yol ya da doğru bir karar almak demektir. Evet. Dolayısıyla hakimin yanına gittiğiniz zaman hakim nasıl karar verecek? Taraflı mı karar vermesi gerekiyor? Yasalar var ve yasalara göre her bir toplumun yasaları vardır. Allah'ın da yasaları vardır muhakkak bizim aramızda. İşte o yasalara göre Debora insanları yargılıyordu. Yani bir sorun, bir problem çıktığı zaman Debora'nın karşısına gelip o insanlar ondan Allah'ın yasasına göre tartacaktı ve doğru bir karar aldığında her iki tarafa da uygulayacaktı. Evet, demek ki Debora da bu tarz görevdeydi. Güvenilirdi, adaletliydi, çalışkandı. Evet. Bunlar kutsal kitaptan aldığımız bilgi. Ve ahiretten de kendisi cesur olduğunu görüyoruz. Tabii evet. İlerleyen zamanda göreceğiz. Kendisi sadece adaletli yargı söz konusu olunca cesur da olmanız gerekiyor. Tabii ki. Değil mi? Çünkü bütün İsrail halkının böyle bir yükünü almak bu hiç de kolay bir şey değil. Tabii. Yani şu anda bizim baktığımızda Türkiye çok büyük bir ülkedir. Ve onun sorumluluğunu almak ve her konuda sorunlarını çözmek bu cesaret ister ve bilgi ister ve Allah korkusunu ister. Evet, o ahiretten Debora'yı kutsal kitapta görüyoruz. Ezgiler söyleniyor. Ve ahiretten de o Debora hakkında memleketin, halkın annesi olarak hitap evet. ediliyor. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir kişi için sizce ne diyorsunuz? Lider olabilir mi? Bir bayan lider olabilir mi? Tabii ki eğer Allah'ın tarafından seçildiyse evet. ve Allah da günümüzde aslında öyle birçok insanları seçmektedir. Kadının omuzlarına bazı sorumluları yükleyebiliyor. Ve o tür kadınlar da bu sorumun altından kalkabiliyorlar. Kiminle? Tabii ki Allah'la birlikte. Bu tür liderlerde aramızda kadınlar olduğu zaman aslında erkeklerin tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çünkü günümüzde birçok kadınlar Allah'ın işini de götürmek cesaretini alıp eşleri onlara destek vererek bu işte hep birlikte yapmaları gerekiyor. Çünkü Allah bunu istiyor. Evet. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki Rabbin çağrısı olunca evet. insan kulu cinsiyet fark etmeden erkek olsun kadın olsun o çağrıya tabii ki olumlu cevap verecek ve dolayısıyla Allah'ın ona belirlediği görevi yerine getirecek. Evet. Ve bu arada görüyoruz ki kendisi ülkenin, memleketinin 5. yargıcıydı, hakimiydi. Evet. Dolayısıyla Musa'dan sonra saymaya başladığımız zaman 5. hakim Debora'ydı. O günde maalesef halk biliyoruz ki tarihten, kutsal kitaptan öğreniyoruz ahiretten. Ülkenin iyi günleri oluyordu, kötü günleri oluyordu. Evet. Kötü günleri deyince ne zaman halk Allah'tan uzaklaşınca, ne zaman halk Allah'ın yolundan değil de kendi yollarından yürümeye başlayınca, kendi bencil ve putperest yollarından yürümeye başlayınca. Neden putperest diyorum? Çünkü biliyoruz ki o zamanki halkın çevresinde putperest halklar vardı. Onlar putlara evet. tapıyorlardı. Allah da onların nasıl Musa peygamber diyorsa puta tapmayacaksın, aynı şekilde Debora'nın zamanında da puta tapmamaları gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Halk maalesef dinlemedi Allah'ın peygamberliğinin sözlerini ve kendi yollarına gidince evet. karanlık yılları başladı. Neden? Çünkü Allah koruma
gücünü çekti onlardan. Çekince komşu Filistli ve diğer halklar onlara saldırdılar. Onlara eziyet ettiler. Evet. Buna da Yüce Allah müsaade etti. Onları korumayarak müsaade etti, izin verdi diyelim. Ki anlasınlar, putperestlik onlara sonsuz mutluluğu getiremez. Evet. Putperestlik onlara sadece ölümü getirebilir. Evet. Bunu görünce onlar da görüyoruz ki hakim o zaman Debora'ydı. Debora'nın dönemine denk geliyor. Evet. Dediğiniz gibi Debora açıkça liderine yeteneğine sahipti. Evet. O bu yeteneğini çok güzel bir şekilde aslında yerine getirdi ve ayrıca de o bir yargıçtı ve yüksek bir rolünü toplumun içinde rolü vardı. Evet. O ayrıca bir bölümlere baktığımız zaman, kitapta, Hakimler kitapta baktığımız zaman ayrıca bir savaşçıydı. Halkını, askerlerini Allah'ın iradesiyle birlikte savaşa çıktı ve askerlerin, komutanların arasında olan bir kadındı. Günümüzde tabii ki bize biraz tuhaf da gelebilir nasıl bir asker, ama o dönemlerde işte o türlü savaşlarda kadınlar yer almaktaydı ve Allah'ın iradesinden çok da güzel yerine getirmiş oldu. Günümüzde aslında savaşı, daha doğru askerlik yapmaya kadınlarımız da vardır. Bu her ne kadar da tuhafımıza gelse bu vardır. Debora ve Yael üzerine çalışmasında kadınlar olarak Rabbin bizim çağrılmış olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Allah her iki tarafı, iki cinsiyetine de değer veriyor ve her ikisinden de çalışmak istiyor. Yani sen otur köşende, hiçbir şey yapma, çocuklara bak diye anlamına gelmez. Allah her iki cinsini de, erkeği de Allah'ın işinde önlendirmek istiyor, kullanmak istiyor. Aynı anda kadınları da. Çünkü kadınların da yapabilecek çok işleri var Allah'ın Peki, gözünde. Peki bir şey soracağım. Bir kadını, bir bayanı lideri olması için siz ona cesaretlendirebilir misiniz? Öyle bir şey, teşvik sözleri söyleyebilir misiniz? Tabii Size ki, göre bu iyi bir şey mi? Liderlik şeyine sahipse, yani liderlik vasıflara sahipse muhakkak yapmalıdır. Tabii. Her yapmayacak isek, geri çekileceksek, nerede olmuş olsak, o zaman hele bir imanlı bir insan, Allah'tan korkan bir insan, o zaman Allah'ın isteğini geri çekilmiş olacak yapmakta. Neden? Çünkü her pozisyonda, her durumda Allah bize nasıl hareket edeceğimizi, nasıl davranacağımızı o söyler. Ve bizler, Allah'ın vergisi ne varsa bize, biz bunu değerlendirmeliyiz. Evet. Çünkü günümüzde kadınlar yüksek pozisyonlarda, sizin söylediğiniz başkanlıkta, diğer vasıflarda olduğu zaman önemli işlerinde yaparak insana Allah'ı tanıtabilir. Evet, konumuz aslında çok önemlidir ve biz bunu kısa bir aradan sonra paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Debora hakkında öğreneceğiz ama kısa bir aradan sonra bizimle kalın.